Yatırım Kulübü'ne hepiniz hoş geldiniz. Bugün Yatırım Kulübü'nde İş Portföy Genel Müdür Yardımcısı Nilüfer Sezgin bizlerle birlikte olacak. Nilüfer günaydın. Günaydın, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Genişleyici para politikasından geri adım ana temamız olacak. Arka arkaya gelen hamleler, açıklamalar var. Bunların detaylarını da seninle konuşacağız. Fakat müsaade edersen biz sohbetimize başlamadan evvel gidelim Gedik Yatırım'a. Gedik Yatırım'da Üzeyir Doğan bizleri bekliyor. Üzeyir, özellikle Borsa İstanbul'da bir yukarı tepki verme çabası var gibi görünüyor. Şu an itibariyle baktığımızda da endeks yeniden 1089 puan seviyesine kadar gelmiş görünüyor. Dolayısıyla aslında 1000 puanların altına sarkıldıktan sonraki geri dönüşü, seans içi geri dönüşü ve ardından katman katman yukarı gitme çabasını nasıl değerlendirir, nasıl görürsün? Ağırlıklı olarak da sınai endeks üzerinden geliyor tepki. Evet, Açıl, öncelikle günaydın. Senin de bahsettiğin gibi cuma günü ilk önce seans içinde o tepkiyi gördük. 1000 puanın altına sarkıldı endekste ve oradan güçlü bir tepki geldi. Gün içinde gelen tepki, eski puanlarla ifade edecek olursak belki daha rahat anlaşılır, 7000 puanı aşan bir tepkiydi kapanış bazında baktığımızda. Bu tepkinin gücüyle beraber dün de endeksin yukarı yönlü hareket yaptığını gördük. Bugün yurt dışı piyasalardaki olumlamanın etkisiyle yine biraz daha yukarı yönlü hareketin sürdürülme çabası dikkat çekiyor. Yalnız burada oldukça sert hareketlerin gerçekleştiğini görüyoruz. Gerek ana endeks kağıtlarında gerek ana endeks dışı kağıtlarda alışık olmadığımız bir volatilite ve hareketlilik söz konusu. Bu tarz zamanlarda biraz hareketlere temkinli yaklaşmakta da fayda oluyor. En azından olası geri dönüşlere yönelik de belli stop seviyeleri belirlemekte bu noktada faydalı olabilir kanaatindeyim ben. Aslına baktığımızda geçtiğimiz hafta ve önceki hafta bayram öncesi yaşanan satışlara baktığımızda daha önce bu tarz sert panik satışlarda hep nokta atışı verebileceğimiz bir milat olarak kabul ettiğimiz bir gerekçe söz konusuydu. Örneğin Wright Brunson krizini görmüştük, pandemi sürecini gördük, S-400 krizlerini gördük ya da küresel ölçüde riskten kaçışın yaşandığı belli dönemleri gördük ve bunun etkilerini yaşamıştık ve bunlarda bir milat vermek mümkündü. Bu seferki tartışmalar biraz daha genel makro çerçevede ve haftalardır devam eden tartışmalarda ama fiyatlamaya yansıması bayram öncesi hafta ve geçtiğimiz haftaya denk geldi. Bunlar nelerdi diye baktığımızda birincisi Merkez Bankası'nın rezervleri üzeri tartışmalar, ikincisi negatif reel faiz tartışmaları, üçüncüsü jeopolitik riskler vesaire gibi gelişmelerdi. Bunların gecikmeli olarak ya da birikmiş etkilerini bir anda swap piyasasında ve kur üzerinde gördük. Bunun da Borsa İstanbul'a olumsuz yansımalarını gördük. Bu nedenle şu aşamada hala kur önemli referans noktalarından bir tanesi. Merkez Bankası'nın fonlama faizi ve ileriye dönelik yapacağı hamleler burada hala önemli noktalardan bir tanesi. Burada da baktığımızda son günlerde piyasada Merkez Bankası'nın faiz arttırabileceğine yönelik yorumlar ya da beklentiler oluşmaya başlamıştı. Ama dün Cumhurbaşkanı'nın burada yaptığı açıklamalar önemli. Faizlerin daha da düşeceğine yönelik bir ifadesi oldu. Bu atmosferde faiz arttırımı gelir mi ya da gelirse ne ölçüde gelir? Bunlar ilerleyen dönemde izleyeceğimiz konular olacak. Şu aşamada kurdaki tansiyon düşmeden, rahatlama görülmeden borsadaki yükselişler biraz temkinli yaklaşmak faydalı olabilir kanaatindeyim. İlerleyen dönemde özellikle kurda yeni hareketler görecek olursak bunun borsa tarafına da olumsuz yansımalarını görebiliriz. Bu çerçevede de Merkez Bankası'nın aldığı ve alacağı aksiyonlar hala önemli. Burada elbette sıkılaştırma süreçleri devam ediyor. Fonlama maliyetlerinde kademeli bir artış var. Neredeyse 60 bas puana yaklaşan bir hareket oldu ama bu kur hareketlerini söndürmek için yeterli midir? O ekonomistlerin biraz daha belki tartışacağı konu olacak. Şu çerçevede biraz daha izlemede kalmakta fayda var. Ama teknik olarak baktığımızda en azından 1070 üzerindeki kapanışlar oldukça önemli. Çünkü bu son satış dalgasının geri dönüşünde 138,2 seviyesiydi. Bizim takip ettiğim önemli referans noktalarından biridir. 1070'in üzerinde olumlu görünüm devam ediyor. Şu aşamada da 1010 kısa vadede beklediğimiz en önemli direnç seviyesi. Oranın aşılıp aşılamayacağına göre de sonrası için karar vermek lazım. Ama 1110'u burada kritik direnç olarak izlemekte fayda olduğu kanaatindeyim. Üzeri çok teşekkür ediyoruz sana aktardığın bu değerlendirmeler için. Gidiyoruz şimdi İş Portföy Genel Müdürü Yardımcısı Nilüfer Sezgin'e. Nilüfer, seninle geçtiğimiz günlerde özellikle Merkez Bankası ve BDDK hamlelerini gördükten sonra yapmış olduğumuz sohbette bunun politikadan, genişleyici para politikasından tam anlamıyla bir geri dönüş olup olmadığını sormuştum. Sen faiz artırımını görene kadar bu politika tam anlamıyla bitti,
denemez diye bir yanıt vermiştin. Dolayısıyla şu an aradan geçen süre içerisinde olanlara baktığımız zaman swap konusunda bazı imkanlar tanındığını yabancı yatırımcılara, artı içeride piyasa yapıcılara tanınan limitlerin sıfırlara kadar çekildiğini, repo dönüşlerinin ağırlıklı olarak koridorun üst tarafına 9.75'e doğru yönlendirildiğini görüyoruz. Ortalama ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti de yukarı doğru kayıyor. Politika faizinin üzerine doğru geldik. Şu an itibariyle bu tabloyu sen nasıl özetliyorsun diye bir sormak isterim duruş açısından. Yani geçmişte olduğu gibi biz koridor politikasına şimdilik biraz daha geri dönmüş görünüyoruz. Yani doğrudan konvansiyonel bir sıkılaşma yerine likidite yönetimini kullanarak eskiden uyguladığımız kalıcı olmayan, muhtemelen geçici görülen diyelim etkilere yönelik verdiğimiz para politikası cevabını şu anda da bir benzerini veriyoruz. Zaten 9.75, yani burada iki önemli aslında faiz var temelde bakılması gereken. Bir tanesi tabii ki ortalama fonlama maliyeti. Bankalar kendilerini Merkez Bankası'ndan hangi faizle ortalama olarak maliyetle fonluyorlar? Bir bu önemli. Bir ikincisi belki bence daha bile önemli olabilir hatta, marjinal fonlama faizi. Yani her bir ilave likidite ihtiyacında bankalar bir bilanço genişlemesine gitmek istediklerinde bunun maliyeti onlara ne? O faiz de Borsa İstanbul'da gecelik vadede oluşan repo faizi. Yani %9.75. Şu anda 9.75'in daha fazla yukarı gitme olasılığı var mı? Genç likidite penceresi kullanılırsa ancak 9.75'in üzerine gidebilir. Ama ortalama fonlama maliyetinin daha fazla yukarı gitme ihtimali var. Şu anda en son işte dün itibariyle %8.3'tü. Bugün alınan kararın bir ilave bunu 8.5'lara falan taşıması mümkün. Eğer hepsi 9.75'ten verilirse. Dolayısıyla hani burada biraz daha ortalama fonlama maliyetinde yukarı gitme alanı var. Bunun da yine gidebileceği en yüksek yer 9.75. O da koridor yoluyla sıkılaşmanın en sıkı şekliyle uygulandığı yer olacaktır. Şu anda öyle bir yere gitmiyoruz hali hazırda. Ama tabii ki gidebiliriz. Şimdi ortalama fonlama maliyetinin artması elbette önemlidir ama burada bence kur açısından daha frenleyici rol oynayabilecek, istikrar kazandırabilecek olan daha önemli faiz bana sanki Borsa İstanbul'daki bu 9.75'lik faiz gibi geliyor. Dolayısıyla bunun yeterli olup olmadığını şu anda izlemek lazım. İkincisi de mevduat faizlerinin nerelerde istikrar kazanacağını görmek lazım. Bir de belirleyici o olacaktır. O da tabii ki hiç kuşkusuz ortalama fonlama maliyetinden de etkilenen bir faiz. Merkez Bankası'nın faizin çok üzerine çıktığı dönemler mevduat faizlerinde elbette olmuştur. Yine böyle bir şey olabilir ama biraz burada hani diğer regülasyonları da düşünerek böyle bir şeyin olup olamayacağına bakmak lazım. Çok rekabetçi bir mevduat fiyatlaması oluşması belki bu aktif rasyosunu her ne kadar gevşetilmiş olsa da bir miktar yine de devrede. Dolayısıyla belki burada çok rekabetçi bir mevduat fiyatlaması görmek çok söz konusu olmayabilir. Yani Merkez Bankası'nın faizi yükselmeden mevduat faizlerinde de çok yüksek seviyeler göreceğimiz, yani çok aradaki farkın çok açılacağını çok beklememek lazım diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu da bize şunu getiriyor, şu noktaya getiriyor. Önümüzdeki dönemde işte bu alınan faizle ilgili faizin artmasına sebep olabilecek olan tedbirlerin döviz kuru istikrarını sağlayıp sağlamadığını izleyeceğiz. Yeterli olmama ihtimali var ama şu yapılırsa yeterli olabilir bence. Faizle beraber kredi büyümesine de bir fren konulabilirse, yani ikisi bir arada gerçekleşirse bence evet, belki faiz tek başına işte enflasyonla falan düşündüğünüz zaman burada tam bir frenleyici rol oynayabilir hali hazırdaki seviyeler ama kredi miktarıyla bir arada düşündüğümüz zaman eğer orada da miktar olarak bir sıkılaşmaya gidilirse, ki öyle görünüyor, gidilecek gibi görünüyor, o zaman işe yarayabilir diye düşünüyorum.
Peki şimdi bu ana kadar atılan çeşitli adımlar var. Bu adımların hepsi daha öncesinde, yani bu genişleme süreci içerisinde. Bunlardan bir tanesi bilanço genişlemesi. Diğer taraftan piyasaya sürülen çok yoğun bir likidite. Aynı zamanda yaratılmış olan çok da ciddi bir nakdi kaynak var. Nakdi para da var. Dolayısıyla bütün bunları, mevduat tabanını, M2 para arzının genel gidişatını dikkate aldığımızda bunlarda geri adım beklenir mi? Ne kadarlık bir periyod içerisinde beklenebilir? Çünkü paranın sadece fiyatı düşmedi, miktarı da çok yoğun bir şekilde arttı. Dolayısıyla evet, şimdi sadece paranın miktarı üzerinden yapılacak bir uyarlama bu iştah konusunda, kur tarafındaki yükseliş iştahı konusunda yeterince dizginleyici olacak mıdır? Yani burada tabii hani kredi büyümesi bence çok çok kritik. Yani o kredi büyümesi çok hızlı olduğu zaman biz de biliyorsunuz Merkez Bankası aslında pasif bir likidite yönetimi yapıyor. Yani biraz daha edilgen orada. Piyasanın ihtiyaç duyduğu, talep ettiği likiditeyi veriyor Merkez Bankası. Sadece bunu hangi yolla verdiğini değiştirebiliyor. Ya da işte faiziyle oynayarak bu paranın talebini etkileyebiliyor. Ama sonuçta o talep edilen para bir şekilde sisteme verilmesi gerekiyor. Dolayısıyla faizin yükselmesine ek olarak kredi tarafında bence hani burada miktarı etkileyebilecek tabii ki kamu bankalarının mesela stratejileri çok önemli olur. Ayrıca işte bu vadelerin filan ayarlanması kredi büyümesinde etkili bir politika aracı olabilir. Orada da bir takım değişiklikler yapıldığını görüyoruz. Yani ben zaman içerisinde bu kredi büyümesinde de daha düşük seviyelere gelineceğini ve bu yönde de bir çaba olacağını, hatta olmaya da başladığını düşünüyorum. Bu bence döviz talebinin azalmasında veya daha hani makul seviyelere inmesinde diyelim etkili olabilir diye düşünüyorum. Özellikle aslında yurt içi yerleşiklerin döviz talebine baktığımız zaman yılın ilk başlarında, yani neredeyse Temmuz ayına kadar aslında çok da büyük bir döviz talebi aslında yoktu. Yani faiz düşük olmasına rağmen yoktu. Dolayısıyla burada bir miktar faizden de farklı olarak belki biraz da geleceğe yönelik işte küresel olarak mesela altın fiyatlarının yükseleceğine dair bir beklenti oluşması burada belki döviz talebinin hızlandıran bir unsur olmuş olabilir. Biraz da enflasyon görünümünün bozulması ben döviz talebini arttırıcı bir rol oynadı diye düşünüyorum. Temmuz ayının başında Haziran ayı verisi yayınlandıktan itibaren bence enflasyon görünümü çok olumsuza döndü. Bu ikisi belki döviz talebinin Temmuz ayından sonra artmasını etkilemiş olabilir ama yine de yani ben şu şeyi açıklamakta biraz zorlanıyorum. Hani bayramdan önceki iki haftada bu kadar güçlü bir döviz talebi nereden kaynaklandı? Onu izah etmekte geriye dönüp bakarak bile hani biraz zorlanıyorum. Dolayısıyla hani bu işin tek sebebi faiz midir? Dolayısıyla faiz arttınca bu iş durur mu konusunun önümüzdeki dönemde çok yakın izlenmesi lazım. Mesela 5 Ağustos haftası, yani geçtiğimiz haftanın verileri henüz Merkez Bankası tarafından tabii ki yayınlanmadı. Onu Perşembe günü göreceğiz. Ama banka BDDK'nın günlük verilerinden baktığımız zaman geçtiğimiz haftanın ilk günlerinde mesela döviz talebinin yine yoğun bir şekilde devam ettiğini görüyoruz. Yani DTH artışı olduğunu görüyoruz. Bu alanın ben çok yakından izlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama senin soruna özet olarak ben para miktarının, yani para arzının da azaltılmasına yönelik uygulamalar göreceğimizi düşünüyorum. Zaten faizin artması bir miktar ona sebep olacaktır ama aynı zamanda makro ihtiyati başka tedbirler de olabilir diye düşünüyorum. Bunların sinyalini aslına bakarsan Merkez Bankası bir yatırımcı toplantısı yapmıştı enflasyon raporundan daha önce Temmuz ayı içerisinde. Orada yatırımcı toplantısında verilen temel mesajlardan bir tanesi kredi büyümesinin yılın ikinci yarısında daha düşük olacağını, daha buradaki hızın, eğilimin azalacağını bekliyoruz diye bir yönlendirmesi olmuştu Merkez Bankası'nın. Dolayısıyla hani bir günde alınmış bir karar da değil diye görüyorum ben. Bu zaten bu şekilde bir pandemi sonrası bunu biraz yavaşlatalım gibi bir ekonomi politikası da akıllarda var diye anlıyorum. Likidite miktarını azaltmak adına makro ihtiyati bazı önlemler olabilir dedin. Neler olabilir? Ne var aklında? Yani şöyle tabii makro ihtiyati deyince hani ilk akla zorunlu karşılık politikası falan geliyor ama burada bence biraz daha doğrudan hani bankacılık sistemi değil de belki kamu bankalarının biraz daha stratejilerini
değiştirdiğini önümüzdeki dönemde görebiliriz. Yani yazılı bir kural olarak ya da işte bir mevzuat tebliği vesaire değişikliğinden ziyade burada bir davranış değişikliği görebiliriz. Çünkü yani burada kredi büyümesine en fazla sebep olan ne oldu diye bakarsak birincisi kamu bankalarının kredi büyütme çabaları oldu. İşte oradaki standartları gevşetmeleri, faizleri düşürmeleri, vadeleri uzatmada. Bir de aktif rasyos da tabii etkili oldu. Şimdi aktif rasyosunda ufak bir gevşeme yapıldı ama ben onun çok büyük bir kredi tarafında çok büyük bir yavaşlama yaratacağını çok düşünmüyorum. Yani şöyle kredi azaltmaya yönelik bir etkisi olacağını düşünmüyorum. Çünkü orada muhtemelen döviz kurunun artışının getirdiği etkiyi telafi edecek bir rahatlama bekledi bankalar anladığım kadarıyla ona yönelik bir adım atıldı. Elbette ki yani ilave kredi büyümesi olabilmesi için işte aktif rasyosunda belki bir miktar daha şartlarınız sıklaştırılması gerekiyordu. En azından o yapılmıyor. İşte biraz da geri adım atılıyor. Belki kredi büyümesinin yavaşlamasına o kanaldan da bir miktar destek gelebilir. Ama burada daha önemlisi ben yine kamu bankalarının davranışları olur diye düşünüyorum. Yine Nilüfer, bu dönemden sonra elbette mevduat faizleri bir miktar yukarı kaymaya başladı. Kamu bankalarında 11'ler civarına, 11,5'lar civarına hatta geldiğini görüyoruz mevduat faizlerinin. Daha yukarı kayma potansiyeli var mıdır diye bir sormak isterim sana. Aradaki makastan bahsettiğin 9.75'e doğru fonlama kayacaksa ağırlıklı ortalama fonlama faizi bir vadede mevduatın üst sınırı nereye kadar kayabilir? Bir parça belki onu da tartışmakta fayda var. Yani biraz daha yükselebilir. Hani bu söylediğin rakamların belki işte bir puan en fazla, hani yarım puan, bir puan daha üzerine gitme ihtimali olabilir diye düşünürüm. Ama yani burada daha yüksek seviyeler, işte mesela tahvil faizlerinin falan geldiği seviyeleri düşününce hani mevduat şu an onun altında. Hani oralara yaklaşması bana çok mümkün gelmiyor açıl. O da dediğim gibi yani aktif rasyosu sebebiyle her ne kadar orada ufak bir gevşeme olsa da çok fazla mevduatta agresif bir fiyatlama, rekabetçi bir fiyatlama sanki bana çok mümkün olmaz diye gibi geliyor. Dolayısıyla da yani şu anki gördüğümüz seviyelerden dediğim gibi belki bir puan kadar daha yukarı gitme ihtimali olabilir. Ama daha fazlası nasıl olur dersen, o tabii geç likitte penceresinin devreye girmesiyle belki söz konusu olabilir. Biliyorsun normalde geç likitte penceresi de çok eskiden kullanılan bir araçtı. Ama normalleşmeye geçildikten sonra Murat Çetinkaya döneminde para politikası normalleşme adımlarını attı. O adımlar atıldıktan sonra geç likitte penceresi kullanılan bir araç olmadı. Evet, gecelik vadede zaman zaman fonlama yapıldı. Borsa İstanbul repo faizinin oraya yaklaşması sağlandı ama geç likitte penceresi kullanılmadı. Dolayısıyla yani şu anda da ilk amacın ben onu kullanmak olduğunu düşünmüyorum. Ama öyle bir ortam oluşursa da tabii ki mevduat faizleri bu sefer o geç likitte penceresi yani %11-25'lik faize göre çıpalanacaktır. Dolayısıyla da 1,5 puan kadar daha yukarı gidebilecektir. Yani şu an konuştuğumuz işte 1 puana yakın bir artışın üzerine diyorum 1,5 puan daha gidebilir diye. Bu dönemde belki geçmişte kullanılan enstrümanlar yeniden tartışmaya açılacak duruma gelecek olursa mevduat faiz, dolarizasyonun yükseldiği ve aslında dövizde satıcı ihtiyacının olduğu ortada olduğu için soruyorum bunu. Daha önceki dönemde özellikle faizin 24'e çıktığı, kur şokunun yaşandığı dönemde mevduattaki stopajın kaldırılması gibi bir uygulamaya gidilmişti. Dolayısıyla net getiriyi yukarıya taşıyabilmek adına ve yatırımcıları bir miktar daha TL'ye yönlendirmek adına böyle bir stopaj uygulaması avantaj sağlayabilir mi? Böyle bir hamle bekler misin? Yani tabii ki öyle şeyler de yapılabilir ama şu an ben bu kur seviyelerinden öyle bir şey olacağını çok düşünmüyorum. Yani bunu söylememin sebebi de şu, yani sene başından beri hatta 2019'dan beri döviz kuruyla ilgili stratejiye baktığımız zaman hep böyle bir rezerv yönetimiyle kontrollü bir gidişat sağlanmış. Pandemi döneminde bu daha da belirginleşen bir strateji oldu. Rezerv yönetimi aktif bir şekilde kullanıldı ve döviz kuru istikrarı bu sayede sağlanmaya çalıştı. Hani bu
Strateji şu anda biraz işte son seninle de konuştuğumuz üzere hani bir haftadır belki iki haftadır biraz değişiyor gibi görünüyor. Topyekün geri çekilme, geri adım gibi ben bunu algılamıyorum ama şu an döviz kurunun geldiği seviyelerde rezerv yönetimi yapılarak gözetilmiş seviyelerdir diye düşünüyorum. Yani mevcut seviyelerin ben ekonomi yönetimi açısından rahatsız edici seviyeler olarak veyahut da müdahale edilmesi gereken seviyeler olarak görüldüğünü düşünmüyorum. Dolayısıyla da çok hani hali hazırdaki likidite tedbirleri dışında bir faiz arttırma veya şimdilik bir vergi politikasında bir değişiklik gibi şeyler yapılacağını çok düşünmüyorum. Dediğim gibi burada biraz daha faizden ziyade bence miktarı kısmaya yönelik tedbirler de göreceğiz diye düşünüyorum. Onunla birlikte değerlendirmek lazım. Şu anda bunların dışında getiriyi etkilemeye yönelik bir adım düşünüleceğini çok düşünmüyorum. Yılın kalanında bu arada tabii ki döviz girişine bir ihtiyaç var. Yani sen tabii çok güzel söyledin. Yurt içi yerleşiklerin döviz satmasına, döviz pozisyonlarını azaltması çok faydalı olur normalde. Ama belki bir alternatif yolda yabancı yatırımcı girişi olur. Yani aslında Türkiye'nin bunlara ihtiyacı var. Hem yabancı yatırımcı girişine hem de yurt içi yerleşiklerin bir miktar döviz pozisyonlarını azaltmalarına, özellikle de en azından da yeni almamalarına bu arada ihtiyaç da var. Biz normalde işte yılın yarısına yaklaşırken yılın kalanını değerlendirdiğimizde diyorduk ki biraz cari açıkta dağılımlı seviyelere geliriz. İşte belki biraz turizm gelirleri olur. Bir de küresel risk iştahı sayesinde bir miktar Türkiye'de fon girişi olabilir. Ama şu anda bu senaryonun pek de rayında gitmediğini görüyoruz. Evet, turizmle ilgili bir işte kapılar bir miktar açılıyor filan ama hani arzu edilen seviyelere getirmeyecek gibi görünüyor. Dolayısıyla eğer biz hem büyümeye zeval gelmesin hem döviz kuru istikrarımız bozulmasın diyorsak, yani bu da demek olur ki hani dış açık vermeye devam edeceğiz anlamına gelir. O zaman mutlaka bunun finansmanı için bir yabancı girişine ihtiyaç var diye düşünüyorum. Son dönemdeki dengelenme belki bir miktar kalıcı olursa ileride bir güven tesis etmeye yarayabilir. O tarafı da izlemek lazım. Şimdi yabancı girişi tarafından bahsederken özellikle risk priminin yüksekliğinden de belli ölçüde değerlendirmeyle söz etmek gerekir zannediyorum. Çünkü politikadaki o olağanüstü koşullara dönük uygulanan normalin çok ötesindeki akış Türkiye'nin CDS'lerini yukarıya itmiş, risk primini oldukça yükseltmişti. Dolayısıyla politika normalleşmesi, burada atılan adımlar o risk priminin gerilemesini bir noktadan sonra sağlar mı? Oraya dönük verilebilecek olan ekstra mesajlar var mı? Yani sadece swap kanalını belli koşullarla açmak bunun için yeterli mi? Daha fazlası lazım mı? Şimdi tabii bence yabancı yatırımcının tekrardan Türkiye'ye bakış açısının biraz daha güvenli olmasını sağlamak için piyasada göstergelerinin bir dengeye oturduğunu, olması gerektiği seviyelere gelebildiğini aslında görmesi lazım. Aksi takdirde kırılganlık ve oynaklık devam eder diye düşünerek orta uzun vadede bir potansiyel görse bile Türkiye için kısa vadede bu riski almaktan imtina edebilir. Hele ki işte Amerika'da borsalar vesaire birçok hani farklı piyasada getiri yakalama imkanları varken hani niye Türkiye'ye geleyim de böyle bir risk alayım diye düşünebilir yabancı yatırımcı. Dolayısıyla bu atılan adımların özellikle de döviz kurundaki bu yükseliş tarafı, faizin biraz daha yükselmesine izin vermek, bunlar o anlamda o bahsettiğim dengenin oluşmasına yönelik atılmış pozitif adımlardır. Ha, yeterli midir? Yani onun yeterli görülebilmesi için bence biraz zaman içerisinde bu politikadan vazgeçilmeden bu politikanın, yani serbest bırakma politikasının bir süre devam ettirildiğinin görülmesi gerekir diye düşünüyorum. Ama yani şöyle bakalım, hani dolar da işte 7.30, 7.5 neyse o aralarda, işte faizde henüz oralara gelmedik ama yani yüzde işte 13-15 aralığı diyelim. Hisse senedi piyasasında da bayağı bir görece olarak iskontolu seviyelere geldik. Yani normalde hani bu seviyeler fırsat vermiyor mu yabancı yatırımcıya? Yani bence
fırsat verme potansiyeli de var buraların. Ama tekrardan bir işte güven oluşması, tekrar hani piyasadaki istikrarı riske atacak konvansiyonel olmayan alışılmadık politikalar uygulanmayacağının da elbette ki hani garantisi yok. Dolayısıyla biraz o güvenin oluşması için sanki biraz zamana ihtiyaç var gibi duruyor. Mesela swap piyasası ile ilgili atılan adımda yani yabancı yatırımcıya tekrar limitlerin kaldırılması, serbestlik getirmesi tam bir serbestlik değil malum. Yani Türk lirasında kalma koşulu var. Ve Türk bankalarında hesap açma koşulu var. Dolayısıyla o tam bir serbestlik değil ama yine de tabii ki bir nevi bir zeytin dalı uzatılıyor diye düşünülebilir. Bir de yabancı yatırımcı aslında şöyle bir avantaj sağlıyor. Borsa İstanbul'da swap piyasasında işte Merkez Bankası'nın politika faizinden veya onun civarından piyasadan swapla TL yaratıp gidip işte Türk lirası varlıklarda örneğin hisse senedi piyasasında veya farklı potansiyel gördükleri varlıklarda kur riski almadan yatırım yapmalarını aslında olanak sağlıyor. Yani güzel bir mekanizma ama işte yabancı yatırımcının da diğer işte Türkiye'de Türk bankalarda hesap açma, hisse senedi piyasası riski alma gibi konularda istekli olması lazım. Nilüfer, müsaadenle kısa bir araya gidelim şimdi. Aranın ardından sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Yatırım Kulübü'nün ikinci bölümüyle karşınızdayız. İş Portföy Genel Müdürü Yardımcısı Nilüfer Sezgin'le sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nilüfer, özellikle para politikasındaki bu dönüşün, genişleyici politikadan normalleşmenin alacağı zamanı da bir sormak isterim. Çünkü genişleme ve ekonomi üzerinde yarattığı etki oldukça hızlı tepki verebiliyor Türkiye'de. Fakat soğutmak istediğinde aynı hızı yakalama şansı var mı? Ne kadarlık bir periyottan, ne kadarlık bir süreçten söz etmek lazım? Burada tam anlamıyla o normalleşme politikasının sonucunu biraz daha net, gözle görülebilir şekilde tespit edebilmek için. Aslında şöyle, yani hızlanırken çok problem olmuyor ama yavaşlarken zaten hızlı bir şekilde yavaşlaması da iyi olmuyor. Çünkü çok fazla işte kredi büyümesi olunca onun tabii geri ödemelerinin de sağlıklı bir şekilde yapılması, aktif kalitesinin bozulmaması açısından bankaların yavaşlamanın da normalde biraz kademeli olarak zamana yayılı bir şekilde olması tabii ki tercih edilir. Kaldı ki pandemiyle ilgili risklerin de çok yoğun olduğunu, hala yoğun olduğunu düşünürsek, yani tamam biz hızlı bir büyüme V şeklinde bir toparlanma kaydettik ama İşte bir ikinci dalga mevsim itibariyle sene sonuna doğru gelindikçe işte son çeyrekte falan tekrardan bir vaka sayılarının artması gibi riskler de tabii ki hala önümüzde duruyor. Bunların hepsini bir araya koyunca bence zaten büyüme konusunda çok dikkatli gitmek lazım. Yani çok ani bir yavaşlamaya sebep olabilecek adımlardan kaçınmak lazım. Dolayısıyla şu anda ortalama fonlama maliyetinin İşte belki 9.75'e doğru yaklaştırılıp orada muhtemelen enflasyonda da tekrardan düşüş sağlandığını görene kadar, ki bu biraz zaman alabilir diye düşünüyorum ben. Yani senenin kalanını bu şekilde geçirmemiz gerekir diye düşünüyorum. Dolayısıyla yani bu görülene kadar, enflasyonda tekrar bir istikrarla düşüş patikası oluşana kadar muhtemelen Merkez Bankası'nın bu konvansiyonel olmayan sıkılaştırma tedbirlerini sürdürmesi gerekecektir. Daha bir de fazla sıkılaştırma ihtiyacı da tabii ki ileride doğabilir. Ama şu anki şartlarda mevcut durum uzun süre devam edebilir diye düşünüyorum. Bu da kredilerde kademeli olarak bir yavaşlama yaşanacağı anlamına gelir. Ama çok büyük bir faiz artışı olmadığı sürece de çok ani bir kredi yavaşlaması da tabii ki beklememek gerekir. Sağlıklı da olmaz dediğim gibi. Bence çok ince ayarlı gitmek lazım. Yani şöyle, toplam kredilerde bir yavaşlamaya ihtiyaç var. Özellikle dış dengenin falan da daha yani yabancı para girişinin olmadığı bir ortamda dış dengenin de daha yüksek seviyelerde seyretmesini sağlamak üzere kredi büyümesinin daha düşük seviyelerde olması gerektiği aşikar. Ama bir yandan da büyümeyi de gözetmek gerektiği için burada belki
belli sektörlere yönelik kredi akışını, işte yatırımları, kapasite genişlemelerini vesaire gözeten, buralara para akışının devamını temin eden ama genel bir kredi büyümesini de yaratmayan ince ayarlı politikalar belki izlemek gerekebilir. Önümüzdeki dönemde bunlara yönelilebilir, bu yönde adımlar atılabilir diye de düşünüyorum. Yani olması gereken de o diye düşünüyorum bu arada. Bankalarda tabii verilen krediler var. Aktif rasyosu da bu çerçevede önemli bir rol oynadı. Dolayısıyla şu anda faiz ve fonlama maliyeti yukarı kayınca bu kredilerdeki tablo ve onların iç verimleri de bir miktar tartışılır hale gelmiş oldu. Dolayısıyla bunun bankalar üzerinde yaratabileceği etkiyi nasıl değerlendirirsin diye sorayım sana. Şimdi tabii bankaların bu aktif rasyosu gibi ya da başka regülasyonlar gereği yani fiyatlamalarında eskisi kadar kendi optimizasyonlarını serbest bir şekilde yapamadıkları bir dönem geçirmiştik. Şimdi önümüzdeki süreçte evet aktif rasyosu bir miktar gevşetildi ama hala devrede. Dolayısıyla o kısıtlar sürecektir diye düşünüyorum. Bir de bankaların tabii yani kredileri, yani senin de işte iç verimle kastettiğin o diye anlıyorum. Yani krediler daha uzun vadeli oluyor. Dolayısıyla düşük faiz seviyelerinden verilen krediler stokta durmaya devam ediyor. Ama fonlama tarafı daha kısa vadeli olduğu için işte mevduat ve Merkez Bankası'ndan yapılan fonlama ya da swap faizi fonlaması gibi, o tabii daha hızlı reprice oluyor, yani yeniden fiyatlanıyor. Dolayısıyla normalde bankacılık sisteminde bir gecikmeli süreç yaşanır. Yani fonlama maliyetinin arttığı dönemlerde bankalar için birkaç çeyrek karlılık açısından çok iyi dönem yaşanmaz. Sonrasında dengeye oturur. Aynı şekilde faiz indirimi süreçlerinde de ilk birkaç çeyrek çok olumlu etkisi olur. Sonra kredilerde reprice olmaya başladıkça bu etki normalize olur. Yani muhtemelen o yüzden bu döngüde çok fark edecek bir şey olmayacaktır. Sadece aktif rasyosu kısıtı sebebiyle buradaki işte kredi faizi veya mevduat faizini belirlerken optimizasyonlarını biraz daha ağır yapabileceklerdir. Yani o geçişler biraz daha ağır ağır, daha kademeli olacaktır diye düşünüyorum. Ama yön değişmez yani. Sürenin sonuna geldik ama son iki dakika içerisinde bu çerçevede biraz evvel özellikle kur düzeyi ve ekonomi yönetiminin kur seviyesine bakışından bahsettim. Bir, buralarda kalması ve bunun tersine çevrilmesi için herhangi bir hamle beklememek gerekir mi anlıyoruz? Bir bu. İkincisi de özellikle bu çerçevede büyümeyi yıl sonunda nerede bekliyorsun? Son 1,5 dakikada özetlersen sevinirim. Aha. Şimdi ben büyüme için %1,5'luk bir daralma bekliyorum açılı yılın tamamında. Şu anki gidişatında yani bununla çok fena gitmediğini, yani uyumlu olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla yani şimdilik onu revize etme ihtiyacı duymuyorum. Döviz kuru hareketliliği, finansal koşulların bir miktar sıkılaşması, yani bunlar zaten ölçü olarak ve gerçekleşme hızı olarak biraz beklediğimizden farklı dozajda gerçekleşiyor ama o da yine hani bizim tahmin şeyimizde vardı, setimizde. Dolayısıyla bir değişiklik ihtiyacı yaratmıyor diye düşünüyorum. Ekonomi yönetiminin döviz kuruna yaklaşımı olarak da evet, tekrar onu söylemem gerekirse ben döviz kuru açısından şu an gelinen seviyelerin bu gidişatı tersine çevirecek, tekrar bizi 7'nin altına indirecek bir politikaya gerektirdiğini düşünmüyorum. Yani ekonomi yönetiminin de bunu sağlıklı bulduğunu düşünüyorum. Buna şöyle bakmak lazım. Pandemi döneminde nasıl birçok alanda işte aktif rasyosu, likidite tedbirleri vesaire nasıl birçok olağanüstü tedbir alındıysa, döviz kurunu da ekonomiye hasar vermemesini temin etmek üzere çok olması gerektiğinden düşük seviyede tutmak da belki bir bu yöndeki bir olağanüstü politikaydı. Tam anlamıyla geri adım atmıyoruz, onu tekrar söyleyeyim. Yani rezerv yönetiminden vazgeçildiğini düşünmüyorum döviz kuru istikrarını sağlamak üzere. Ama döviz kuru seviyesi olarak bir ayarlamanın daha sağlıklı bulunduğunu düşünüyorum geldiğimiz noktada. Dolayısıyla şu anki seviyeyi tersine çevirecek bir adım beklemek gerektiğini düşünmüyorum. Nilüfer Sezgin, çok teşekkür ediyoruz sana da yorumların için ve senden aldığımız yorumlarla birlikte Yatırım Kulübü'nün sonuna gelmiş oluyoruz. Kısa bir aramız var, sonrasında Güzem Yılmaz Fokus'la karşınızda olacak. Hoşçakalın.